İyi işte. Destursuz hanımın bile yanına gelemesin. Ben de onu diyorum, adı güzel. Sormayacak mısın Cenk nasıl geçti diye? Soracağım. Soracağım da bu dükkanda değil. Hele bir gidin mekanınıza yerleşin. Bir hayırlı olsun diyelim. Sorarız. Abi biz ne yapacağız orada? Denizci adamız. Karada sudan çıkmış balığa döneriz biz. Bir akbalığı süslü Nihat avlasın. Siz aslan avlayacaksınız Ömer'im. Söyle bakalım adı güzel. Aslan nerede avlanır? Yatağında herhalde. En zayıf noktası orası. O zaman gidin, yatağınızı boş bırakmayın. Aslan yatağında olmazsa çakallar sürüye dalar. Eyvallah. Nereden buldu bunlar bu parayı Eko? Hı? Uyuyor musunuz lan siz? Ömer kabada yolda abi. El İskender icraatından sonra para falan artık dert değil onlar için. İskender Tatar'ı tanımıyorsunuz siz. Ömer'e bunu misliyle ödetecek. Ya abi sen dün gece gittin. İskender Bey seni niye çağırmış? Ömer'in defterini dürmek için. Öyle bir plan yaptı ki. Öyle bir plan ki. Her an haber bekliyorum. Gidip Ömer'in yüzünü görmek için. Söyle Remzi. Haber geldi galiba abi. Ne haberi Seko? Ne haberi? Ömer'in ölüm fermanı geldi. Şu senetleri alalım. Artık onlara ihtiyacımız kalmadı. Ömer'in defteri dürüldükten sonra tekneler de bizim, lokal de bizim. Hoş geldiniz Berin Hanım. Nasıl geçti? İyi geçmedi yine. Bıraktım Ali'nin davasını. Dosyaları baştan okuyacağız. Gözümüzden kaçan bir şey olmalı. Davadan çekildiyseniz daha ne arıyoruz? Tatar'ı. Eninde sonunda bir açıklarını bulacağım. Berin Hanım, bir beyefendi geldi. Odanızda sizi bekliyor. Ömer mi? Hayır, bir davaları varmış. Size önermişler. Hoş geldiniz. Avukat Berin Bayraktar. Hoş bulduk avukat hanım. İskender Tatar. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Biliyor musunuz? Hep merak etmişimdir. Duruşmalarda takım elbise giyip kravat takmak hakikaten hakimin kararı üzerinde etkili oluyor mu?
Sizi sanık kürsüsüne çıkardığım zaman öğrenirsiniz. İkimiz de genç sayılırız. Ama ömrü yetmez onu görmeye. Tehdit etmeye geldiyseniz vaktinizi hiç boş harcamayın. Daha önce gönderdiğiniz çakallar anlatmadı mı size benim tehdide pabuç bırakmadığımı? Elinizde bir dosya vardı. Onu da Ömer çözdü. Bu aralar oyalanacak bir şey bulmanız lazım. Benim bir arkadaşım var. Daha silahı çok. İsterseniz onu buraya gönderebilirim. İcra dosyalarına bakarsınız. Beni sana yanlış anlatmışlar. Benim bir tane işim var. O da senin gibileri ait olduğu yere göndermek. Çık dışarı. Asıl beni sana yanlış anlatmışlar avukat. Şuracıkta canını alırım. Seni benim elimden ne Ömer kurtarabilir, ne hakim, ne savcı. Murat'ın hiçbir şey yapacağı yok. Merak etmeyin. İşinize bakın. Önemli olan senetler. Öyle değil mi? En fazla icraya verir. Öderiz parayı, alırız geri. Teknelerimizi ateşe vermekle tehdit etti reis. İftira! Kuru iftira! Lan oğlum siz hemen gelip beni Ömer'e mi dolduruyorsunuz ya? Ayıptır be, ayıp. Buraya bir daha gelme demedim mi sana Murat? Kemiklerini mi kırdıracağım bana illa? Senet kırmaya geldim. Madem ki arkadaşlar borçlarına bu kadar sadık. Aha senetler. Versinler parayı, alsınlar. Ne iş Murat? Sana geldiğimizde carçurt ediyordun. Ne değişti de getirdin senetlerimizi? Lan oğlum siz de her şeyi bir tarafınızdan anlıyorsunuz ha. Ne dedim ben size? Kadın kuaförü burası, yeri değil dedim. E siz ne yapıyorsunuz? Gelmiş Ömer'e beni kesiyorsunuz. Kısa kes lan. Ver senetleri. Verin siz de parayı. Eyvallah beyler. Sizinle iş yapmak her zaman bir zevk. Beklerim yine. Paranı aldın. İkile. Çakal sesinden az etmiyorum. Yeni mekan yapmışız Ömer. Bir çay kahve ikram etmek yok mu ya? O kadar ticaretimiz var. Hakikaten sabrımı zorluyorsun ha. Diyorum ki sabrını fazla zorlamayacaksa. Baş başa iki dakika konuşsak mı Ömer Reis?